Haberi yoktu. Ferhat abilik etti ona. Korusun, kollasın diye maaşa bağlamıştım adamı. Mahkumiyeti bitene kadar da her ay takır takır ödedim. Dünyanın parasını döktüm. Adam onu hizaya sokmaya çalışıyordu ya. Zoruna gitmiş tabii. Nasıl hırslanmış, nasıl kinlenmişse artık. Öyle bir saldırdı ki üstüne. Hali olsa öldürecek. Sen benim celladımı beslemişsin baba. Yavrum. O herif benim severim baba. Ben seni korumak için tuttum onu. Başını belaya sokmasın diye. O sebeptir bu yaraya. Sakin ol. Yine kötü olacaksın. Bu adam belanın ta kendisi. Ona boyun eğmediğim için kudurdu. Böyle intikam aldı benden. Beni yarım bıraktı. Ölünceye kadar da saklı tutacağım bu anıyı. Hapsedeceğim tüm mutlu anılarımı. Kalbimde, gözlerimde, gözlerinde. Bence budur. Çok etkilendim. Sağ olun. Sen metne çok inanmışsın ya. Konsantre oldum, ne bileyim. Çok güzel oynamışsın. Aferin canım benim. Anlaşmayı imzalayalım artık. Ne diyorsunuz Barış Bey? Tabii, hemen. Abi, bir okusun önce Cemre. Ben bir göz atmak isterim. Hay hay. Kendi yanlış anlamayın ama bize herkes diyor ki sakın sakın okumadan imza atmayın diyorlar. Kusura bakmayın yani size güvenmediğimizden değil ama dünyanın da bin türlü hali var. Tabii ki, buyurun. Şu işi çabuk bitirelim de beraber bir yemek yiyelim, ne dersiniz? Tabii vaktiniz varsa. Aslında olabilir. Bugün bizim başka bir işimiz yok. Buna sevindim. Enteresan bir kız. Değil mi? Çok iyi resim veriyor. Çok beğendim gerçekten. Bu yüzü kataloglarda da kullanın. Harika olur. Slide gösterecektin bana. Hazır değil mi daha? Hazır efendim. İzninizle. Hemen geliyorum. Başka yok, hayırlı olsun. Hayırlı olsun bir tanem. Bunu da buyurun. İşiniz tamamlandığında 3.000 liralık bir çek daha alacaksınız. Öyle mi? Evet, iyi günler. İyi günler. Cemre. 6.000 lira. 6.000 lira, duydun mu? Lan ben kimden medet ummuşum? Beni yaralayan aleti o verdi herifin eline. Şerefsiz. Hala görüşmeye devam ettiğinize göre iyi inandırmış seni kendine.
Tahliye olduğunda görüştüm ben. O da senden haber almak için. Bir de bugün. Yardım istemeye gittim. Biliyorum onun da bu dövüş, bahis taraklarında bezi var. Sana engel olması için konuşmaya gittim. Yeterince engel oldu zaten baba. Yaptıkları yanına kaldı. Hı, sıra bende yani diyorsun. Öyle mi? Şu halinde de hastaneden kaçıp onun karşısına çıkıyorsun. Oğlum aptal mısın sen? Sen ona, o sana. Bunun sonu var mı? Ben paramın peşindeyim oğlum. İçerideki kazandığım bütün paraları çaldı. Onun bana borcu var. Ödeyecek. Para mı önemli senin hayatın mı oğlum? Boş ver, lanet olsun. Öyle demek de olmuyor ama. Gözünü seveyim, uğraşma sakın. Daha beter bela olacak başımıza. Ne olursunuz düşmeyin peşine. Adam tehlikeli belli. Bizden uzak dursun. Efendim bana. Selam, ne haber? İyi. Kardeşin nasıl? İyi, fena değil. Al büyüdüm içi oğlum. Çıktık oradan, başka hastanedeyiz şimdi. Yavaş. Babamın tanıdığı bir doktor varmış burada. Ne zaman çıkacak? Yani doktorlar bir 10 gün daha yatırırız diyor. Bak, ben seni daha sonra arayayım mı? Bir sorun mu var? Yok, odadayım. Şimdi kuzeyin yanında. Anladım. Ama bir dakika, müjdemi vereyim öyle kapat. Cemre abimin torpiliyle reklamlarda oynayacak. Ya. Evet, hatta bugün imzalayacaklar sözleşmeyi. Belki de şu an imzalıyorlardır. Çok iyi değil mi? İyi, çok güzel. Sen sevinmedin galiba. Doğru. Şimdi ne bileyim, şu an ondan daha önemli şeyler düşünüyorum ben. Doğru, haklısın. Özür dilerim. Ben sadece haber vermek istemiştim. Sonra konuşuruz. İterledin tamam. Mi oğlum? Kuzey'e selam. Tamam, söylerim. Hadi oğlum, doğru. Şöyle biraz dik otur. İyiyim ben, iyiyim. Tamam anne ya. Terledin ama. Bak ateşin de var sanki. Baban nerede?